Arkadaşlar ben iki tane totemi aldım. Umarım aşağıya düşerken bir yere saplanmam. Şöyle ben bir aşağıya doğru düşeyim. Bakalım hangisi daha önce çalışacak. Aşağıya doğru düşüyoruz. Ölmeye başladık ve... Demek ki doğru olan çalışıyor arkadaşlar. Yani bunu boşu boşuna. Hepinizden merhaba arkadaşlar. Ben Tasmaske. Bugün Minecraft'ın mod tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok güzel bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Ve arkadaşlar bu modları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Mod tanıtımlarının daha fazla gelmesini istiyorsanız da videomuza çok 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 deli bir like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Kaç tane modumuz var bilmiyorum ama bu modları Minecraft'ın eklerseniz Minecraft'ınız daha da eğlenceli ve gerçekçi bir hal alabilir. Arkadaşlar hemen birinci modumuza geçelim. Bu modumuz arkadaşlar Minecraft'ın spawn yumurtaları var ya. Onları arkadaşlar moblara çeviriyor. Gerçekten güzel bir şey. Bunu kullanmanızdaki sebep mesela Game Mod Creative'de bazenleri ben mobların spawn yumurtasını bulamıyorum. O yüzden arkadaşlar böyle mesela bakın bu görmüş olduğunuz üzerinde kaplumbağa var. Bakın bayağı kolay yani. Gerçekten çok kolay. Kesinlikle böyle bir modu Minecraft'ınıza eklemelisiniz. Yani Game Mod Creative veyahut da başka başka şeyler yapacağınızda bu modu kullanırsanız sizin için daha da kolay olacaktır. Bakın gördünüz mü? Bunları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Hepsini ayrı ayrı böyle yapmışlar. Baksanıza burada bir tane Revenger var. Görmüş olduğunuz Revenger. Sonrasında başka başka şeyler var. Mama Blue falan var. Yani bu kadar. Bu modu da size gösterdim. Birinci modumuz bu kadardı arkadaşlar. Hemen ikinci modumuzun yanına doğru gidelim. Evet arkadaşlar buradaki modumuz ise Minecraft'ın gerçekten efsane modları arasında yer alıyor. 1.16.5'i çıktı. Gerçekten mükemmel. Şimdi arkadaşlar item fırlatma. Mesela diyelim ki eşyayı yere attığınızda bakın şöyle gözüküyor. Gerçekten mükemmel. Yani böyle eşyalar havada süzülmüyor. Yere doğru sabitlenmiş bir şekilde. Hangi bloğu atarsanız atın arkadaşlar. Bakın bu da böyle gözüküyor. Mesela tuzak kapısı atalım. Tuzak kapısı böyle gözüküyor. Gerçekten hepsi ayrı ayrı renderlayıp editlemişler ve gerçekten güzel bir mod ortaya çıkmış. Bunu attığımızda ne oluyor? O cama baksanıza gerçekten güzel. Mesela lav kovası atsam ne olacak acaba? Hemen bir tane lav kovası atalım. Lav kovasını attığınızda böyle gözüküyor arkadaşlar. Bütün her şeyi atabilirsiniz. Mesela elmas deneyelim. Sonrasında çakmak taşı deneyelim. Ender pearl. Sonrasında blaze. Sonrasında yumurta. Tamam bakın bunları deneyelim. İki tane mod aynı anda çalışır mı acaba? Oo çalışıyor baksanıza. Dekorasyon için bunları kullanabilirsiniz. Gerçekten çok değişik. Şunu da atalım. Bakın elmas böyle gözüküyor. Ender pearl'ü de atacağız. Ender Pearl'le böyle gözüküyor. Yani çok 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 değişik bir mod. Bunun 1.7'si vardı. Artık 1.16.5'i de var arkadaşlar. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. Şimdi başka bir özelliğini daha göstereceğim size. Arkadaşlarınızla bu mod ile oyun oynayabilirsiniz. Ne oynayabilirsiniz? Mesela arkadaşlar basketbol. Nasıl oynayacaksınız? Fırlatma gücünüz var. Bakın Q tuşuna böyle basılı tuttuğunuzda fırlatma gücünüzü görüyorsunuz. 6 oldu bende. Fırlattığımızda bakın ne kadar hızlı gidecek. Gördünüz mü? Bayağı değişik böyle yakan top veyahut da top yakalamaca veyahut da taş yakalamaca oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel, efsane bir mod yapmışlar. Bunu da size göstermek istedim. Bunu da Minecraft'ınıza ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar buradaki modumuz ise ağaçların gövdelerini gerçekçi yapıyor. Hemen göstereyim. Bakın burada ağaçlarımız var. Uzaktan çok belli olmuyor ama yakınına gittiğimizde ağaçlar görmüş olduğunuz gibi gerçekçi şekilde bize gözüküyor. Gerçekten mükemmel. Yapılarda falan çok fazla sırıtmıyor arkadaşlar. Hemen bir evin yanına doğru gidelim. Yani adamlar güzel yapmış. Açıkçası bakın böyle duruyor. İşte buraya çok farklı 3D bloklu şeyler yapabilirsiniz. Modlar ekleyebilirsiniz. Buradaki tarla da gerçekten güzel gözükmüş baksanıza. Aa toprağa bakın. Toprağın birleşmesine bakar mısınız? Yani bayağı bir iyi arkadaşlar. Hemen bunu gösterdikten sonra size çok efsane bir şey daha göstereceğim. Ağaçlarla ilgili. Evet arkadaşlar hemen baltamızı alalım. Mesela diyelim ki bir tane ağacı kesmek istiyorsunuz. Aşağısından kestiğinizde direkt kırılıyor. Ama eğer ortasından keserseniz arkadaşlar gerçekten güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Hemen arkadaşlar bir tane ağaç seçelim. Buradaki orman ağacını deneyelim arkadaşlar. Aşağıdan kırdığınızda bakın gördünüz mü? Bir tanesi böyle kırıldı. Dış kabuğu kırıldı. Bir tane bize odun verdi. Tekrardan kırıyorum. Kayboldu. Sonrasında arkadaşlar bunları tek tek kıracağız. Bakın hepsi kırıldığında bunların düşmesi lazımdı. Niye düşmedi? Şimdi bir dakika. Niye düşmedin sen? Bu böyle olmuyor muydu? Olmuyordu galiba. Bir dakika. Şöyle miydi acaba? Böyle böyle böyle. Sonra... Oo yaptım tamam tamam. Evet arkadaşlar bunun özelliği buydu. Yani aşağıdan kırdığınızda düşmüyor ama mesela diyelim ki bir blok yukarıdan kırıyorsunuz. Bakın kocaman uzun orman ağacını da deneyelim. Şöyle bir kıralım bakalım olacak mı? Kırmak birazcık zorlaşıyor. Gerçekten güzel yapmışlar. Hani böyle ağacı kırmak çok kolaydı ama şimdi zor bir şekilde kırıyorsunuz. Ama bir süre sonra gerçekten kolaylaşıyor. Hemen arkadaşlar bütün ağaçları kıralım. Kırıl artık be, ne kadar zor kırılıyormuşsun sen. Hadi.
Oy. Şuna bakın. Bu çok güzel bir şey ya. Bütün modları aynı şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Gerçekten Minecraft acayip şekilde değişiyor. Haberiniz olsun. Bütün ağaçları da deneyelim. Bakın buradakinin aşağı kısmını kıracağım. Üst tarafı gitmiyor arkadaşlar. Ama bak. Ama gerçekten ayıp. Ben ne desem tam tersi çıkıyor. Olmaz böyle ya. Olmaz böyle ya. Neyse bunu deneyelim. Hadi bunu da böyle. Belki havada kalır. Ama ayıp ya. Neyse arkadaşlar. İşte bu da böyle bir şey. Gerçekten güzel. Mesela ağacı yarım bırakıp gidebilirsiniz işinizi yapmaya. Minecraft'ınızı daha da gerçekçi yapıyor. Gerçekten mükemmel. İşte sapling bekleme vesaire artık ortadan kalktı. Direkt böyle hızlı hızlı ekebilirsiniz ağaçlarınızı. Hemen bir sonraki modun yanına doğru geçelim. Arkadaşlar buradaki modumuzu zaten siz biliyorsunuz. Çok kısa şekilde bilmeyenler için ben tekrardan göstereceğim. Arkadaşlar buradaki evi kırdım ben videodan önce. Bakayım çalışıyor mu diye. Şimdi mesela diyeyim ki buradaki ağacı kırıyorsunuz ya. Bakın kıralım. Niye baltayı attım bilmiyorum ama. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Gerçekçi şekilde düştü. Mesela buradaki toprağı kıralım. Gerçekçi şekilde parçalandı. Diyelim ki bir tane mob öldüreceksiniz. Veyahut da öldünüz. Bakın burada golemimiz var. Ben burayı spawn pointimi aldım mı? İnşallah almışımdır. Evet parçalandım arkadaşlar. Oh! Golem öldü mü? Öldür beni. Sanki şuna bakın. Evet arkadaşlar bu şekilde parçalanıyorsunuz. Gerçekten çok değişik ve hani golem niye öldü orada daha demin ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Camı kırdığınızda da böyle gözüküyor. Allah evin yarısı. Pardon kusura bak. Ben yapmadım. Hadi görüşürüz. Oo ne kadar güzel duruyor. Vallahi yan şekilde ne kadar güzel duruyormuş. Bu modu da açıklama kısmından indirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonraki modumuza geçelim. Buradaki gerçekten güzel bir şey. Biliyorsunuz end'de arkadaşlar boşluğa düşüp ölebiliyorsunuz. Eşyalarınız vesaire gidebiliyor. Ölmeme totemi işe yaramıyor arkadaşlar. Burada çok güzel bir tane modumuz var. Bu modun ismi arkadaşlar Totem of Wait. Yani boşlukta ölmeme totemi arkadaşlar. Ben birazcık çevirmeye çalıştım. Burada bir deliğimiz var. Buradan bir aşağıya doğru atlayacağım. Boşluk var diyecektim de lav var ya. Ölmem herhalde. Neyse hemen arkadaşlar atlayalım. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Şu an boşluğa doğru düştüm. Elimde ölmeme totemim var ve yukarıdayım. Bu kadar basit. Evet. Şimdi o yanma şeyini hesaba katamadık. Ama arkadaşlar yanmıyorsunuz. Yanıyorsunuz. Yandığınızda ölüyorsunuz. Ama şöyle bir şey. Boşluğa düştüğünüzde ölmediniz. İşte bu kadar. Ne ben ne yapayım? Çok fail yaptım ya. Game Mode Creator. Dur bir tane daha alacağım. Ya oradaki niye lav var orada ya? Ben orayı kapatmıştım ama bir dakika tekrardan bakacağım. Bir dakika. Nereden geliyor bu? Nereden geliyorsun sen? Bak ufacık yerden gelmiş ya. Fail yaptık senin yüzünden. Milyonlar izliyor. Rezil oldu. Neyse arkadaşlar hemen ölmeme totemini alalım. Bir tane de normal totem alayım. Ne olur. Olmaz iki totemle dolaşalım. Aa şöyle yapsam nasıl olur acaba? Hangisini kullanacak ilk? Tamam hadi hangisini kullanacak ilk? Arkadaşlar ben iki tane totemi aldım. Umarım aşağıya düşerken bir yere saplanmam. Şöyle ben bir aşağıya doğru düşeyim. Bakalım hangisi daha önce çalışacak. Aşağıya doğru düşüyoruz. Ölmeye başladık ve... Demek ki doğru olan çalışıyor arkadaşlar. Yani bunu boşu boşuna almış olmuyorsunuz. Ve boşluğa düştüğünüzde ölmeden yukarı spawn oluyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Bayağı bir işinize yarayabilir arkadaşlar. Yani bu modu da eklerseniz Minecraft'ınız daha da güzel olabilir. Hemen bir sonrakine geçelim. Buradaki arkadaşlar gerçekten çok değişik. Bunun nedenini size söyleyeyim. Minecraft'ta eklemeniz gerekenleri gösterdim. Ama arkadaşlar bu modu eklemeyin. Çünkü ben tam çözemedim. Evet böyle çok değişik bir mod. Ne işe yaradığını bilmiyorum. İlk defa giyiyorum ve evet merhaba. Şimdi bu nasıl bir şey ya? Bunun hiçbir özelliği yok ki. Bakın arkadaşlar eşyaları vesaire var. Mesela bununla ağaç kıralım bir. Bakalım hızlı kıracak mı? Kaç kullanım özelliği var bilmiyorum. Evet. 1, 2, 3, 4. Normal. Evet normal bir ağacı. Kırdığınızda çok drop yedim ya. Niye yoldu bilmiyorum öyle. Bunu kıralım. Tamam. Bu ne? Kürek. Bu kürek mi? Kürek mi bu? Evet kürek arkadaşlar bu. Buradaki ise bir madeni. Ben buradan çıkabilir miyim? Şimdi arkadaşlar buradaki madenini nasıl alıyorsunuz bilmiyorum. Galiba kazmasıyla. Aldığınızda tamam. Ne? 2 tane oldu. Tamam. 3 tane. Nasıl ya? Arkadaşlar madeni kırdıkça maden daha da fazlalaşıyor. Şuna bakın sınırsız maden. Sınırsız maden. Bir kere kırdığınızda 3 oldu. Bir taneden 3 tane veriyor. Evet. Gerçekten çok değişik bir şey. 10 tane madenim oldu. Burada bir tane fırını var. Fırın nasıl çalışıyor? Bilmiyorum. Bu ne? Aa flame apple. Neymiş bu? O ateş direnci verdi. Ateş elması. Olabilir. Bu ne? Merhaba. Çapası. Bunların kullanım sürelerine bakalım. 170. Evet. Çok fazla dayanıklı değil ama. Ne? Ne oluyor ya? Ne oldu ben anlamadım. Arkadaşlar çok değişik bir şey. Bunu kafamıza falan takabiliyor muyuz? Yok. Bu ne? Ya. Bunu atsam. Al bak. O atışları da aynı. Baksanıza. Evet çok değişik. Ben bunu çözemedim. Gerçekten çok. Aa kılıcım da varmış. Bunu eklemeyin ya. Al bakayım. Evet değişik arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Şimdi ben şöyle fırlatsam nasıl olur acaba? O balta fırlatabiliyoruz. Bir dakika. Goleme fırlatsam acaba canı yanar mı? Bir dakika. O tam kafadan vurdum. Ne oldu? Bir şey yapamıyor. Hadi vursana.
Bu çok güçlü bir zırh. Evet. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Gerçekten çok 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 enteresan bir mod tanıtımı oldu. Yani çok güzellerini tanıttım. Bir de eklememeniz gereken bir tanesini gösterdim size. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinize tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve de bay bay. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Kafana kürekle kazmayla vururum. Ay yaktın beni. Öleceksin.